merhabalar. Biz niye koşuyoruz ya? Hem de maskeyle. Şey diyorum şimdi Duygu. Bunu kiraladım. Sayın yolcularınız. Lütfen kendi sağlığınız için sosyal mesafenizi koruyun. Şey gibi. Astigmat gibi çekiyor kamera. Ciddi misin? Ne yapıyoruz şu anda? Araba kiralıyorum. Evet. Sen ne yapıyorsun? İyi, ben de vlog çekiyorum. Oo, ben vloga girmedim. Aynen dostum. Hadi. Herkese merhabalar. Evet. Çok yüksek yapıyorsun çünkü. Evet, ben çok yüksek giriyorum. Utandım. İlk sen konuş, sonra ben konuşurum. Teşekkürler. Tamam. Çeçil, otlu çöplek, milas çizik. Çok değişik şeyler var. Bunlar da deniz. Evet ama çok zeytin, fazla. Zeytin, reçel, bu. Bal, tereyağı, haşlanmış yumurta, patates kızartması, kemen, pişi. Pişi de varmış içinde. Sigara böreği, sebze böreği, kuru meyve çerezi, karpuz kavunu, sınırsız çay. Karpuz kavununa kadar var. Ne kadar o? 110 lira. Çok işte. 2 kişi. Çok fazla. Bir şey sorabilir miyim? Ya bir serpme kahvaltı gibi bir şey istiyoruz ama evet. Çok gelir gibi, çok fazla şey var. Tek kişilik gibi bir şey yapmıyorsunuz değil mi? Evet, serpme kahvaltı tek kişilik olmuyor. İsterseniz ayrı ayrı tabakta kahvaltı verebilirim. Onun da çok bir anlamı olmuyor. İki tane söyleyeyim. Yani ayrı ayrı almayız zaten. Serpme kahvaltı almak daha mantıklı ama. Şey olmasın, gün olmasın. Çünkü bak karpuz kavun şöyle yapalım. Direkt yiyemeyiz bence. Bir tane tabakta kahvaltı alalım, yanına ekstra bir şeyler söyleyelim. Tamam, aynen. Pişi var onda, sigara böreği pişi var. Pişi bir tane var bir tanem, değil mi? İsterseniz artı bir tane ilave öyle yapalım. Edelim. İkişer tamam. Tane olsun. İki pişi olur. Peki yani. Şey söyleyecek miyiz? Omlet yok mu onda? Omlet şey yok. Haşlanmış yumurta var bir tane. Ben kaşarlı omlet alabilir miyim? Tamam. Menemen falan da var. Kaşarlı var mı? Kaşarlı omlet tamam. Menemen istersen öyle de yapabiliriz. Menemen çok seviyorum. Ha doğru. Tamam, iki tane kaşarlı omlet olsun. Ya da bir tane kaşarlı omlet, bir tane başka. Tamam, bir kaşarlı omlet olsun. Bir de farklı bir şey söyleyelim. Sağında sucuk. Bir de bence bir tane patatesli gözlem falan söyleyelim. Patatesli olsun. Patates. Acılı mı patatesli? Acısız patatesli gözlem. Bir tane zaten yarı yarı böyle bence. Aynen. Gayet kalınca olmuş. Kim biliyor da aynen. Başlıyor. Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilgesu. Ben Bilgesu. Hep bunu diyorum. Acaba demesem mi artık? Ben işte ben Duygu demiyorum bu arada. Herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilgesu diyorum ben. Ha. Evet. Ama bütün videoların başı neredeyse aynı. Çok ben nadir. Ben herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Neyse. Hep de şöyle başlıyorum bak. Başlıktan da anladığınız üzere. Videonun başı nasıl oldu gerçekten hiç bilmiyorum. Çünkü sabahın köründe aslında gece yola çıktık. İstanbul Havalimanı'na gittik, işte uçağa bindik. Uçağa koştuk. Hatta gerçekten erken gelmemize rağmen yani. Boarding'i artık eski sürelerine göre kapamıyorlar, haberiniz olsun. Uçağı 1,5 hani bir saat önceden havalanında olur şeyi artık geçerli değil bence. Çünkü 2 gündür aynı şeyi yaşıyorum. Dün önceki günde Fethiye'de aynı şeyi yaşamıştım. Bodrum'a geldik. Uzun lafın kısası Duygu'yla. Türkbükü'nde kalacağız. Airbnb'yi kiraladık. Oraya gidene kadar bir şeyler yiyelim falan dedik. Arada görüntüleri görmüşsünüzdür. Bir şeyler sipariş etmeye çalışırken bizim konuşmalarımızı. Burası neresi? İnciraltı diye bir yer. Havaalanına yakın. Bakalım bir kahvaltısını deneyelim. Sonra aklınızda bulunsun diyebilirim. Çünkü ortam çok tatlı yani. Duygu, sen ne düşünüyorsun bu tatil hakkında? En başından beri çok heyecanlıydık. Ben dün gece şahsen gerçekten olabileceğini düşünmüyordum. Hala diyordum ki ya bir aksilik mi çıkar acaba falan. Hani havalimanında Bodrum'a indik, arabaları böyle kiralama yerine geldik, dedim ki gerçekten buradayız. Çok çok garipsiyorum şu an çünkü hani bayağı bizim planladığımız adım adım bir tatil oldu. Hani çok önceden böyle butik otelde konuşmayıp. Bir ay önce balkonda oturuyorduk Duygu'yla. Sonra ben dedim Duygu bak bu işi şansa bırakırsak olmaz. 20'si nasıl? 20'si güzel. 20'sinden 27'sine Bodrum kiralıyorum dedim. Gerçekten ya butik oteldir, yatsıda tatildir, o olaylara da çok girmek istedik. Ama sonra dedik ki biz kendimiz planlayalım en iyisi. Kimseye bağlı kalmadan, hiçbir şeye, hiçbir organizasyona. Çünkü bir türlü organizasyon yapmak da zorlaşıyordu. Evet evet. Türkbükü'nde kiraladığımız yer Airbnb aslında çok merkezi. Her yere yürüyebiliriz Türkbükü'ndeki plajların hepsine. Çok acı. Çıktım artık. Böyle bir ortam. Gayet yeterli. Şu tavuk. Ve küçücük bir tavuk. Senin evdeki horozlar gibi değil tabii. Benim mahalleme ne demeye çalışıyorsun? Orasını hiç bilemiyorum. Yes. Sıcak. Mutluyuz. Ekmeklere bak. Ya. Evet.
Bu araba bizim. Şu an var bizim dışımızda her yere çekiyor bence. We're all in this together, everyone. Ama işte sıkıntı ne biliyor musun? Hiçbir sıkıntı yok şu an. Ya bu gece gel, ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Ya bu gece gel, ya da bu gece gel. Bir tanem. Bunu açtın mı? Açık hala. Dur beni bul, bir tanem. Sana köle kul. Seni yar diye koynuma aldığından beri korkardım gideceğimden. Şimdi yar nerede, hani yarın nerede diye düşer oldum pencerelerden. Ama sen korkaksın, hiç bulaşma, yaklaşmazsın. Gerçek aşkla buyundan ya da suyundan anlamadın bu işi. Aşka yürek gerek, anla sana her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Ona hiç bütünmüş yağları. Tak etti canıma yalnız her gece. İçiyoruz yine bu gece. Patlat bir şarkı, koy bir kadeh. İçiyoruz yine bu gece. Anlatamaz, yeni bir aşkı kabul edemez. Kalbi iki kişi paylaşamaz. Ay, bunu dinleyebilir miyiz? Evet, evet. Çok severim ben bu şarkıyı. Alnıma yazdı kader. Çok uykuluyum şu an. Günaydın. Bugün Bodrum'dayız Uygu Ekim'de. Yaklaşık 2 gün önce geldik. Gayet tatlı bir yer. Birazdan size göstereceğim ama şimdi bir karnımızı doyuralım diyoruz. Böyle minimal kahvaltılarla. Ve bugün hızlı bir gün olacak. Yani plan üstüne plan, plan üstüne plan bitmeyecek bir şey var bugün, hareketlilik. Ayrıca güzel yerlere gideceğiz. Oralarda da çekeceğim. İnşallah GoPro ile falan. Bayağı heyecanlıyız bugün için. Peace out. Evet, küçük bir Airbnb turu. Hemen size şöyle göstereyim. Burada tatlı bir deniz manzaramız var. Ondan sonra şöyle küçük bir mutfak. Burada buzdolabı, Duygu. Şöyle kanepemiz var, klima. Böyle tatlı küçücük bir ev. Biz çok sevdik. Hatta şurası yine bu şekilde her yere yerleştik. Tuvaleti inanılmaz tatlı. Şuna bir bakın. Çok güzel değil mi? Biz çok sevdik burayı. Bir estetik duruyor burası yani. Böyle. Küpem sıkıştı. Böyle merdivenden iniyorsunuz. Burada kedi var. Bir de burada böyle küçücük bir tiny house var. Burası da yine Airbnb'de kiralıkmış. Aşırı Duygu. Bu da kiraladığımız arabamız gerçekten. Böyle. Size şu tiny house'u da bir göstereyim. Bir tatlılığına bakın. Allah'ım küçücük. Böyle. Çok tatlı değil mi ya? Ben bayıldım buraya. Burası gecesi 350 lira. Yine aynı ev sahibinin. Şimdi taksi bekliyoruz. Bugün arabayla gitmemeye karar verdik. Arabayla aslında 14 dakika falan. Aa, ne kadar boğaz giymişim. Böyle yanıyor. Yay! Soy isim rica edebilir miyim? Duygu Ekim. 36.5 isim ve soy isim rica edebilir miyim? Bilge Su Işık.
Merhaba Bilge Soşit. Hello. Yes. Gidiyorsun galiba. Ama tuttu. Yok mu? Spor mu? Yani. Ya yani, bilemedim. Allah'ım. Kör olacağım. Bayağı. Buranın havuzu o kadar güzel ki şu an çok parlak ama. Havuz böyle şey. Camlar var. Oradan böyle hani direkt havuzun içi gözüktüğü için çok tatlı fotoğraflar çıkıyor falan. Cape diye bir yerdeyiz şu anda. Kalabalık olsana göze batmıyor. Niye boğazlı ki bu? Mesela boğazlı olmasa daha mutlu olurdum şu anda. Duygu sana kaç kere dedim arabanı buraya park etme diye. Hem de kabrio. Evet, burası havuz. Buradan gözüküyor. Bence ah, çok tatlı. Sayıttı. Şurada çok güzel fotoğraflar çekeceğiz az önce gördüğünüz yer. Böyle infinity pool var. Gayet tatlı. Burada Duygu Ekim var. Burada Duygu Ekim var. Limonatalarımız var. Şimdi havuza gireceğiz. GoPro da yanımızda. GoPro'muzu alalım. Buradan. Evet. Evet. Havuzdan vloga devam. Bu GoPro'yu da ta 4 yıl, 5 yıl önce aldım yani gerçekten. Ama hala iş görüyor yani. Windsurf hazırız. Her zamanki gibi. Benim üçüncü olacak bu arada. Ama burada bir tık rüzgar fazla. O yüzden bilmiyorum nasıl olacak. Çekebilirsem GoPro ile çekeceğim sizin için. Duygu da vlog çekiyor arkada. Benim için de sen anlat. Bence bu nasıl gerçekten. Yemek gelince. Ne bu? Bunun adı neydi? Hemen söyleyeyim size. O Evitem. Bu Evitem. Bu... Dragon mu? Kaliforniya benziyor ama Dragon. Galiba. Dragon. Burada yenmiş edamamelerimiz var. Burada Bilge Sushi. Burada Duygu Ekim. Burada Berk Otuç var. Otuç ne demek?
ot uçmuş aslında. Şimdi açlıktan ölmeden önce dene bir, seni çekeyim dönerken. Beğenecek misin? İmtihan. Duygu Ekim'in chopstick'le. Chopstick'le imtihanı. Var ya, hiçbiri işimde tam olarak başaramıyorum. Hiçbir şekilde. Kabarsız. Güzel mi? Gayet güzel. Beğendim. Fiş havuza atladı. Yüzüyor. Böyle bir yer şu an. Bomboş, çok güzel. Çok iyi değil mi? Bayağı keyifli. Keyifler yerinde. Keşke burası benim balkonum olsa, düşünsene. Şöyle bir şey yaptıramaz mıyız ya? Çok güzel bir yaptırmak aslında. Fotoğraf çekeceğim. Benim Instagram'a sermeden görecek. Nasıl bulacağız? Rica edeceğiz ya, zekalım. Ya da buradaki valide. Öyle de. Niye çıktık o zaman? Bir de makyaj yaptık böyle, fotoğraf çekileceğiz diye. O yüzden böyleyiz şu an. Dede! Neymiş bu ya? Seveyim o zaman. Bu da Airbnb'mize giden yol. Tarık kardeşim. Öf be, öf. Size şimdi ineği gösterelim, ineklerimizi. İneklerimiz mi? Nereye? Ne yapıyorsun sen burada? Annesi. Meliş? Meliş? Bak burada kimler var? Nasıl geliyor be, oha. Senin boncukların mı var? Kız? Biraz saman verelim çocuklara. Al ye. Al. Sana getirdim. Güzel. Afiyet olsun. Senin yerim arkadakine bakı. Şuna bir bak. Ay. Memo. Meliş. Siz ne tatlısın? Duygu da yukarı. La 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 la. Şimdi makro markete gidiyoruz. Makro center'a daha doğrusu. Böyle bir hava. Çok güzel. Ay bebekler. Sarma. Bu akşam evde şarap gecesi yapacağız. O yüzden makro center'a geldik buradaki. Bence üzüm net alalım bu arada. Kayar. Üzüm kayar. İki vlogger. Abi çok iyi, çok iyi. İki vlogger bir eve çok fazla. Doğa peynirci, doğaya sararız. Nutella istiyor musun? E canım. Nutella alacağım mı? Fındık ezmesi daha sağlam. Ben hiç sevmiyorum. Yes ya. Özür dilerim. Şimdi bunların küçükleri yok mu? Buradan, 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 buradan. Kafalar karıştı. Merlot var. Burada yok mu acaba ya? Buzbağı mı? Vardır ya. Ama Makro Center oluyor yani. Aa, burada var işte buzbağı. Kalmamış olabilir, biliyor musun? Öküz gözü diyor. Boğaz kere öküz gözü. Bu değil ama bizimki. Ya aynısı değil ama fark eder güzel mi? Güzel olur büyük ihtimal yani. Çok fark edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu da öküz gözü sonuçta. Evet, başka tatlı. Ay acaba gazoz da mı alsak? Tatlı bir ikili. Kaan şey seviyor, normal Lay's seviyor. Günaydın. Günaydın. Ya havanın rengine bakın. Gidelim. Eder miyim? Ay kış kış kış. Yes, parti başlasın. Evet, böyle bir masa. Böyle bir Duygu Ekim. Böyle keyifli olur. Ortam zaten. Bu insanlarla keyifli olmama olasılığı yok. Aa, doğayı hep şarap açarken izlemeyi seviyorum. En sevdiğim an. İyisin bu konuda. Tabii. Evet. Ne zannediyorsun? Şey, itinayla şey kapatılır. Ne bunun ismi onu bile bilmiyorum ama. Thank you.
bir Bilge Su Işık fikri olarak videonun sonunu videodan, vlogdan tamamen alakasız bir zamanda çekiyorum. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Galiba kapatmak istemiyorum o an. Ve sonra çekerim diyorum. Ve gerçekten hep sonra çekiyorum. Bunu artık alışkanlık haline getirmişim. Bodrum vlogumuz bu kadardı. Sadece bir gün, iki gün falan çektik zaten. Duygu'yla bir hafta kaldık Bodrum'da. Bayağı eğlendik. Ne diyebilirim bilmiyorum. Videonun başında arabam var. Bu arada arabamla ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Herkes soruyor ne olduğunu ve ne alacağımı da çok merak ediyorlar insanlar. O yüzden siz de merak ediyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Çünkü arabama ne oldu ve yeni arabam gibi bir video yapmayı düşünüyorum. Ama bu videolardan önce çok 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 eğlendiğimiz ve çok güzel bir vlog olan Kenan Doğulu vlogunu da koyacağım. Aslında bir sürü vlog çektim ama sadece editleyecek şeyi bulamadım kendimde. Tekrardan başlıyoruz. Kenan Doğulu vlog gerçekten inanılmaz. Bu videodan sonra birkaç gün sonra onu da yükleyeceğim. Umarım beğenirsiniz. YouTube'u çok özledim. İnşallah çok güzel vloglar gelir. Hem de yeni arabama bayılacağınıza eminim. Yani dream car'ım falan benim küçüklükten beri. O yüzden çok heyecanlıyım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz.